Sınıfla Dima Adem'e girip vücut çıkarır diye bir not düşmüştük abi. Vücuda çıkarır. Dima ise şeytanın müdahale edebildiği bir alan. Şeytanın müdahale edebildiği bir alan Dima. Yani biz ona müdahale edebilmemizin bedelidir abi. Aynısıdır ki onun bize müdahale edebilmemiz. Biz ona nereden müdahale edebileceksek o da bize oradan müdahale edecek. Bu bunun bedelidir yani. İkimizin birbirimize karşılaştığımız, yer abi. Dima ise şeytanın müdahale edebildiği bir alan. Yani biz ona müdahale edebilmemizin bedelidir. Onun bize vesvese vermesi. Şeytana müdahale etme işi bilen insan için kendi tuzağına düşmesidir şeytanın. Bir anlamda da şeytanın müdahalesi dediğimiz yer şeytanın kendisi olmasın dedim. Orası. Yani ne diyeyim? Dima'da abi şimdi Dima Talim Esma hadisesinde melaike bir şey öğreniyor abi orada. Bir şey öğrendiğini şey yapıyor. Hani yeryüzünde fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın diyor. Sonra melaike durumu öğrenince bu ne demektir abi? Bir terakkidir yani. Yani böyle bir ileriye doğru bir terakki olmasa da zenginleşme adına bir terakkidir bu. İnbisat. İnbisattır abi. İnkişaf değil, inbisattır abi. İnbisat bu ne demek? Melaike bir şey öğrenebiliyor. Terakki melaikede var. Bu ama terakki nasıl olacak? Dima ile olacak. Muhatap akıl. Çünkü Allah konuşuyorsa vahidir. Muhatap akıldır. O zaman melaikede dima var. Biz şeytanla birlikte dimağımız zenginleşti abi. Dimağın ilk üç mertebesi olan tahayyül, tasavvur, tahakkul şeytanla birlikte bize muhatap oldu abi. Biz de ihya olduk. Biz de inkişaf etti. Onunla birlikte biz melaikeyi geçireceğiz işte. Yani melaikede anladığım kadarıyla tahayyül, tasavvur, tahakkul yok. Dimağın diğer kısımları çalışıyor. Bizi ileriye götürecek olan sistem budur. Yani sif yoktu onlar. Çünkü her şey Talim Esma ile birlikte şey bir arada olduysa Dima'da da buhar olmuştur. Tahayyül ve tahakkul aktif olmuştur. Tahayyül ve tahakkulluğu aktif eden şeytandır dışarıda. Kendi enfüsümüzde düşüneceksek hepsi bizim çekirdeğimizde var. Bizim açılımımızsa, Dima'da bizim açılımımızsa, şeytanla bizim açılımımızsa nereye koyacağız bunu? Dima koyacağız. Çünkü Dima müdahale ediyor. O zaman ki diyebiliriz ki aslında Dima'nın bu kısmı da şeytandır. Nefistir. Ama biz bunu sadece hani nefs emmare gibi düşünürsek yanlış olur. Hangi kısım dimağda bu? Tahayyül, tasavvur, tahakkul kısmı. Sadece nefs emmare gibi düşünürsek yanlış olur. Tahakkül de sormak çünkü nefsin yedi mertebesi var ya abi. Nefsi kamile var, nefsi razıka var, nefsi mutmainne var, nefsi levvame var. Bu sadece nefs emmare gibi düşünüyoruz abi bu işi mesele. Yani şeytanı biz tamamen bize zarar olarak tahayyül düşündüğümüz için, tahayyül tasavvur ettiğimiz için böyle kendimizin dışına atmaya çalışıyoruz. Halbuki Allah'ın bizde çalıştırdığı bir sistem bu ya. Allah'ın budur esması bile olarak bakarsak illaki bizim sistemimizde olacak. Bunu nereye koyacağız o zaman? Bizdeki bir görünüm olarak, bizdeki bir sıfat olarak nereye koyacağız? Dima'ya koyacağız. Dima'da da tahayyül, tasavvur, tahakkul. Çünkü insanlar tahayyül ve tasavvurundan şirke gidiyor, günaha gidiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz bu şeyde? İki tane şey. Tahakkülü sokmamak birincisi bu. Evet. Tahayyül ve tasavvur aktif eden şeydir, şeytandır bu bir. İkincisi Mudil Esma ya. Evet, bak şimdi hatırıma gelin. Mudil Esma'nın ifratı şeytan. Tefriti de nefse var. Vasatı hak. Evet abi. Yani müstakil Mudil Esma'sı şer değil. Tabii. Değil abi. O zaman nefsin nasıl bütün mertebeleri şerdeyse nefs emmare, nefs-i levvama, nefs-i mutmainne o yedi mertebe nasıl tamamı şer değilse mudil esması da şer olmaması lazım. Evet. Şeytanın her şeyi şer olmaması lazım. O yüzden tahayyül ve tasavvura koymakta bir beis görmedim. Yani. Yok, bir de mudil esmanın ifratı olursa şeytanlaşmak olur. Mesela diyelim ki hakim. Hakim ismini düşün. Hakim isminin ifratı celbeze. Değil mi? Evet abi. Tefriti ise kabavet. Kabavet. Yani vasatı hikmet. Yani bu esma da öyle. Yani mudil esması, ifratı şeytan, yani iblis, tefriti nefse emmare, şakirdi çünkü. Evet abi. Vasatı hak. O şekilde zaten abi. Yani o zaten evet. Bunu anlatmış. Siz dediğiniz gibi bunu anlatmaya çalışıyorum. Şeytan ve nefsi tamamen şer olarak düşünürsek evet. Allah zulmetmiş olur. Ama şey çok güzel tespitti. Dima, tahayyül ve tasavvuru meleklerde yok. Yok. Meleklerde yok. Bizde
bu sistem, onlarda da cebel var. Cebel itibariyle var ama melekte bu aktif değil. Niye aktif değil? Şeytan musallat değil. Evet abi. Şeytan bize musallat olunca bizde bu iki sistem aktif oldu. Bizde bu iki sistem aktif olunca bizi imtiyazlaştırdı. Tahakkulu niye bu sistemin içine koydum abi? Çünkü sırat-ı müstakimde üç mertebe sayıyor ya abi. He. Şey var, humuttur diyor şeyin, şeheviye, gadabiye, akliye var ya. He, yani tahakkulu da sanki bu işin içerisinde, yani şeytanın müdahale şeyi, yani belki bizatihi müdahale olabilmesi şey bile, sirayet şeklinde müdahalesi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tahayyül ve tasavvurdaki her hakikat akla sirayet ediyor gibi yani. Onda hani o ilçik mertebeyi de buraya... Şöyle, şöyle. Mesela diyelim ki senin bu mantığına göre tahayyül, tasavvur, tahakkul girdi. İfradı şu. Tahakkuldan sonra tasdik yok mu? Evet abi. Bu mantığına göre orada şeytan yok. Yok. Oysa her verilenin ifratı şeytanlıktır. İzanın da ifratı şeytanlıktır. İtikadın da öyle. Batıl şer'i itikad ediyor. Yani, şunu şöyle şekilde düşündüm abi, hani tahayyül ve tasavvur bizatihi şeytan olarak düşündüm ben. Şeytan sistemi olarak düşündüm. Ha yok, vasatlıkları nimet. Vasatları da ama şeytanda da nimet cihati var ya abi. İşte vasatı nimet işte şeytanın, mesela diyelim ki... Şeytanı sistem olarak düşündüm abi, ha. O şekilde oraya koymakta bir beis görmedim. Ha, çünkü, olabilir. Çünkü bizatihi şeytanı zulüm dersek, Allah zulmetmiş olur o zaman. O zaman divan, yedi mertebesinin ifratını hepsini şeytanlık diyebiliriz. Derim. Ama kendisini nereye koyacak olursam tahayyül ve tasavvur abi. Tahayyül ve tasavvur da demek ki biz bunları ifrata götürüyoruz abi. Onlara sirayet ediyor tahayyülümüz. Çünkü mana kalpten çıktıktan sonra burada şekilleniyor, burada suret giyiyor. Tasdiğimize gidecek malzeme buradan geçiyor. Buradan nesçediliyor, dokuluyor. Şeytan tezgahından geçiyor gibi. Şeytan olarak çözdüğün zaman işte abi, tahayyül ve tasavvurun şeytanlıktan çıkıyor. Yoksa tahayyül ve tasavvurun sana ölene kadar şeytanlık yaptırıyor sana. Düşün. Şehvet düşün, para düşün, mal düşün, mülk düşün. Soruya cevap tekrar sorun. Evet, şeytan durur mu soruyu? Yok, öyle yetiştirmişsin zaten. Fıtratının gereğini yapıyor abi. Ya.